Değerli yengeç burçlarım, aile ile alakalı miras konularınız, yani ha çözüldü ha çözülecek, ha bu karar verdi ha öteki karar verdi derken böyle hallaç pamuğuna dönen miras konularımız vardır ya, dedesinin dedesinden, dınısının dınısından kalan miras konularımız bayağı ailemizi meşgul edecek. Evet, sonunda çok büyük bir para, hak, mal var ama bu çok uzun soluklu bir mahkeme sürecinden sonra gelecek. Yani şu an bunun tartışmasına gerek yok. Haklar sizin. Güçlü avukat, güçlü aracılarla bu işi bir an önce hızlandırın. Sözde hareket yok. Yani yasal olarak kim varsa, ne yapıyorsanız bir an önce bu olayı çözümlendirin. Yoksa tınısının tınısına 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 kadar diyeceğiniz bir evre olabilir yani. İş konularınızla alakalı uzun süredir beklediğiniz yeni bir iş kapısı ya da haber beklediğiniz noktayla alakalı güzel bir gelişim, yani bir görüşme, bir diyalog söz konusu olacak ve bu diyalogda sanki oraya yavaş yavaş gitme kararı ve anlaşma noktası sağlanacak diyorum değerli yengeç burçları. Ve özellikle de sizin İç Anadolu bölgesi ya da Güneydoğu ile alakalı toprak mal işiniz varsa burada da kentsel dönüşüm, eviniz bir kentsel dönüşüme girebilir ya da aile büyüklerimiz burayla ilgili yıkılma kararı verilebilir. Böyle bir hengame var ama sonu kim oranın sahibiyse şanslı çıkacak. Endişe etmeyin, demek ki siz şanslı evredesiniz. Uzun süredir görüşmediğiniz bir dostunuz size adım atmak isteyecek. Aynı kazığı yemek istiyorsan buyur affet ama yok ben akıllandım, iyilik kalbime sakladım diyorsanız doğru bir karar. İyilik kalbinizde kalsın, size faydası olsun istiyorum. Şöyle ben de bazen kim de E'yi çok kullanan bir Ecevit'e ben dedim değil mi? En yapıyoruz ya. Evet, şu rahmetli Allah nur içinde yatsın. Söylemeyeceğim. En büyük sorunum bu E. Çok özür diliyorum hepinizden. Yeni iş kurmak ya da farklı işlere geçmek isteyen bazı yengeçler için de doğru bir süreç. Özellikle devlet kadrosundan haber bekleyen, yeni bir işten haber bekleyen insanlar için bu hafta olumluluk, görüşmeler, daha sıklıkla iş evraklarıyla uğraşacağınız bir hafta. Sabit yerinde olan bazı yengeç burçlarında ufak bir kımıldama, yeni maaş konusunda olabilir. İşinizle alakalı kıpır kıpır bir hafta yaşayacaksınız. Bu da size keyifli gelecek. Özellikle üst düzey yöneticiyseniz, daha müdürseniz bununla alakalı da bu dönem değil ama 2 ay daha sabırlı olursanız hak ettiğiniz noktaya siz sunulacaksınız. Sadece sabretmeye ihtiyacınız var. Araç kazası yapabilir. Özellikle beyaz aracı olan yengeçler, yani gri beyaz tonlarına daha yakın kaza atlatabilirsiniz. Dikkat diyorum. Evde de özellikle sizin yatak odanızda bir parkeler altında su mu geliyor? Banyonuzun suyu parkelerden kaynaklı bir sıkıntı mı var bilmiyorum ama bir tadilat işlemi, bazı karışık evi toparlama işlemimiz olacak. Bu da en azından uzun süredir hep ihmal ettiğiniz bir şeydi. Bunu bir an önce çözün yoksa ev su basacak, haberiniz olsun diyorum değerli yengeç burçlarım. Dayı ya da teyze tarafınızla ilgili anneniz bir kırgınlık yaşamış burada ve uzun süredir de hala bu konuyla alakalı da ben haklıyım. Evet, anneniz haklı olabilir ama abarttık mı? Yani artık aile bağları neredeyse gidecekler, hala inadım inat yapıları da. Bence siz bu arayı bulun çünkü her iki taraf da birbirine düşkün. O gelsin o gelsin tribinde. Aslında küçük olan gider ama bazen büyük de gitse büyük bir umut, biliyorsunuz ki gitmek sevaptır. Mutlaka bunu ailenize iletin. Özellikle aile büyüklerimizde kalp damarlarla alakalı ve bağırsak sistemleriyle alakalı küçük bir operasyon geçirilebilir. Dikkat, önemli bir şey yok. Endişe etmenize gerek yok ama uyarı veriyorum. İlişkisiz olan yengeçler, evet, kıpır kıpır bir hafta, böyle dosyalar, geçmişte hareketlenmeler söz konusu olacak, size iyi gelecek ama size sürpriz yerden bir para var. Bu para sizi böyle çatır çatır bir rahatlatacak. Özel kredi kartı borcu olan yengeçlerde bir yapılandırma niyeti ya da borcunuz varsa yapılanma niyetine geçiş yapacaksınız. Sonrasında çok rahat ödeyeceksiniz. Şu an yapılandırmayı yapın, sonrasını düşünelim. Allah kerim diyorum. Evet, bazı yengeç burçlarında ayak siyatikleriniz, varisleriniz olabilir ve özellikle gece yarıları ağrı çekiyor olabilirsiniz. İhmal etmeyin. Yükselen ve ay burcunuzu muhakkak dinleyin değerli izleyicilerim. Instagram sayfalarım Astrolojiden Ne Haber ve Akkaya Official benim sayfalarımdır. Günlük takip etmek istiyorsanız sayfamdan da takip edebilirsiniz. Umut sizin ışığınız, yaşam sizin hayatınız olsun. Sevgiyle kalın.